Merhaba arkadaşlar. Epeyden beri YouTube'da bir program, hani video yüklemesi yapmamıştım. Ama bazı konuları daha da iyi aydınlatmak için inşallah bu videoyu hazırladım sizler için. Bu videoda özellikle şimdi özel bir konu var. Tasavvufi astroloji. Aynı zamanda arkadaşlar bu tasavvufi astrolojinin yanında Vedik astrolojisi, zikir konusu, bunları işleyeceğiz inşallah. Şimdi bununla ilgili aydınlatmayla ilgili sebebim şuydu. Çünkü biliyorsunuz İslam'da astroloji yaşam şifreleri Esma-ül Hüsna ile Yıldızname Rehberi adıyla İlk defa 2009 yılında yazıp 2010 yılında yayınladığımız kitap, Allah'a şükür o dönemde haftalarca liste başı oldu. Sonra İslami astroloji olarak aynı kitabı revize edip bastık. Sonra İslam astrolojisi olarak revize ederek 3. ve 4. baskılarını gerçekleştirdik. Öncelikle kitabımıza ve sayfamıza olan ilginizden dolayı hepinize teşekkür ediyoruz. Gülşah Hanım da ben de. Şimdi neden İslam astrolojisi? Onu söyleyeyim ben. İslam astrolojisi kesinlikle merkeze Kabe'yi, onun köşelerini, ateş, hava, toprak, su konularını, aynı zamanda buralara gelen dört melek, dört halife, aynı zamanda dört önemli ilk sureler ve bu merkezde yedi tane tavafın, dönüşün, bunun Fatiha'nın yedi ilkesi oluşunun ve bu ilkelerle bu analizleri yapışının, sadece danışmanlık değil, online üzerinden, hani Zoom üzerinden yapmış olduğumuz derslere de büyük ilgi oldu. Öncelikle teşekkür ediyorum bundan dolayı. Ve gün geçtikçe konu daha iyi anlaşılmaya başlandı. Ve tabii bu esnada önceki alimlerin tasavvuf ilminde özellikle de bu konulara kafa yormuş Muhiddin Arabi gibi veya daha öncesinde ledün ilmi dediğimiz ilimlerle bunlarla uğraşanlar da bizi aradılar. Tabii siz nereden buldunuz bunları? Bu konu ledünün konuları diye de bize sorular sordular. Rüyanızda mı gördünüz filan diye. Ben de onlara eski komünist ve eski ateist olduğumu, bunları düşünerek bulduğumu söyledim arkadaşlar. Hatta Hindistan ve Pakistan üzerinden de yazanlar oldu. İngiltere'den yazanlar oldu. Konuyu araştıranlar özellikle. Ama Allah'a şükürler olsun ki hep ufuk açıcı bir çalışma olmuş bizimki. Bütün sadece Türkiye'de değil, Hindistan'da, Pakistan'da ve İngiltere'deki Müslümanlar da ufuk açıcı unsurlar oluşturmuş. Bundan dolayı Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Lakin ben kendim tasavvuf üzerinden bir astroloji araştırmasına girmedim. Açıkça söylemek gerekirse kendi çocukken okumaya başladığım kitaplar, amcamın isim şehir oynatmaya kalkması, bizi o çocuk yaşlarda coğrafya bilinci, siyasal bilinci işlemesi, o biriken birikimler zamanla bir bulmacanın puzzle'ı gibi yerleşmeye başladı. Aslında hep dünya haritasına çocukken de bakardım. O yüzden bazı TV programlarımda da bir dakika içerisinde dünya haritasını kaba taslak çizmemin ve aynı zamanda Kabe'yi olması gereken yerde olup gösterip çizip anlatmam bundan kaynaklanıyor. O geçmişteki birikimlerden oldu hep. Bu konuda amcamın üzerimde büyük emeği vardı. O komünist ve ateist amcam ki Allah'a şükür o da artık inanıyor Allah'a ve peygamberlere de, Kur'an-ı Kerim'e de inanıyor ve gerçekten de yani düşünerek buldu o da birçok şeyi. Lakin benim araştırmalarımda bana en büyük katkıyı sağlayan şey birçok dil bilmek oldu. Çünkü dil bilmenin avantajı çok büyüktü. Çünkü araştırmaları belli kısıtlı kitaplardan, kalıplardan değil, daha geniş kapsamda
yapmamıza neden oldu. Dolayısıyla Allah'a şükür özellikle Kabe'yi ve onun etrafındaki unsurları tek tek açıklamak, onu İslam astrolojisi üzerinden açıklamak şimdiki 21. yüzyıla denk geldi. Şükürler olsun. Ama en sonunda bunu başarma imkanımız oldu. Elbette her şeyin en iyisini, en doğrusunu, en güzelini Yüce Rabbimiz bilir diyerek bu tefekkürleri yaptık. Çünkü salt bizim dediğimiz doğru demek Müslüman araştırmacı kimliğine asla yakışmaz arkadaşlar. Dolayısıyla da bizim söylediklerimizi kendiniz de araştırabilir. Bu söylediklerimizin üzerinde fikir yürütebilirsiniz. Çünkü zikir, fikir, şükür kapsamında bu üçleme sadece zikir ağızla yapılan unsur değil, okumayla yapılan bir unsurdur. Düşünmeyle yapılan kısmı fikirdir. Şükürse elde edilen bilgilerin güzel ve sorumlu bir şekilde aktarılması, aynı zamanda insan ne istiyorsa hayattan onu almaya gelmesiyle alakalı olarak kendisine Rabbinin vermiş olduğu nimetlerden başkalarının da faydalandırılması anlamında gelir. Zaten sayfamızda bu amaçla bu konuşmaları da yapıyorum. Size elimden geldiği kadar da ön bilgileri de sıkmadan vermeye çalışıyorum. Daha önce TV programlarında da bunu elimden geldiğince yaptım. Dilim döndüğünce de yapmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım yerini bulmuştur bu konular. Diğer taraftan İslam astrolojisi arkadaşlar, her astroloji şunu söyleyeyim, merkeze kendi düşüncesini ortaya koyar. Kendi düşüncesini alır. Mesela Yunan astrolojisi, Helen astrolojisi merkeze Yunan mitolojisini alır, koyar. Vedik astrolojisi Hint felsefesini, Hint düşüncesini, Hint inanışlarını ortaya koyar ve ona göre mantralar, yantralar vererek insanlara kendi tanrılarını övdürür, ona uygun sözler söylettirir. Günümüzde maalesef hem tasavvufu hem de Vedik astrolojisini birleştirme gibi bir yanılsama çoğalmaya başladı. Vedik'le beraber İslam astrolojisini karıştırmaya kalkanlar oldu. Ben öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Vedik'in ölçü birimleri kesinlikle doğru değildir. Vedik'in ölçü birimlerinin doğru olmamasının nedeni merkeze koydukları Hint tanrılarından da kaynaklanmakta. Dolayısıyla da insanlara vermiş oldukları bilgiler çoğunlukla bu merkezde gelişen düşüncelerle vermektedirler. Çok enteresan şeylerle karşılaştım Vedik astrolojisi ile ilgili. Onlar o kadar çok kendilerinden eminler ki Vedikçiler. Mesela herhangi bir konuda şey yapıyorlar, yorum yapıyorlar. Karşıdaki insanın arkadaşlar yani ölmesi, evlenememesi, sen kesinlikle evlenemezsin, sen kesinlikle işte çocuğun olmaz. Bu tür laflarla insanların umudunu kırmaktalar. Oysa gezegenlerin hiçbir tanesi arkadaşlar Allah'tan büyük değildir. Gezegenler bir ilah değil. Yunan astrolojisinin anlattığı gibi veya bugünkü bazı astrologların yorumladığı gibi, Vedik'teki gibi. Onlar bunları zaten Hint tanrılarına bağlıyorlar. Bir ilah değil, bir işarettir. Ama bu işaret hiçbir zaman Esma-ül Hüsna'dan güçlü de değildir arkadaşlar. Ölçülerini yanlış aldıkları için, Hint mitolojisine ve Hint tanrılarına göre aldıkları için de maalesef yanlış çıkarımda bulunuyorlar zaten. Merkeze Kabe'yi alamadıkları için de yanlış şeyler veriyorlar, esmalar veriyorlar. Verdikleri esmalar Hint tanrılarından özdeşleştirdikleri gezegenleri üzerinden de Esma-ül Hüsna'daki Allah'ın isimlerini ve sıfatlarını buraya yakıştırarak vermeye kalkanlar da maalesef bulunmakta. Bu da yani Hubel'e kalkıp Rab demeye, işte Lat'a kalkıp Kahhar esması veya Cabbar esması yüklemeye, Menat'a kalkıp işte Rezzak esması yüklemeye benziyor ki Cenab-ı Allah'ın isimlerini alıp da
buradaki putlara ve idollere, idol kelimesi arkadaşlar yanlış kullanılıyor ülkemizde. İdol demek, İngilizce'de idol demektir. Mana olarak da arkadaşlar put anlamına geliyor idol, idol ya da o benim idolüm dediğinizde bilmeden şirk işliyorsunuz arkadaşlar. O benim putum demektir. O yüzden lütfen dilinizden idol kelimesini kaldırın. Şans kelimesini kaldırın. Çünkü şans kelimesinin içinde Allah yok arkadaşlar. Kısmet ve nasip kelimesinin içerisinde Allah var. Şans kelimesi Fransızca ve içinden Allah'ı atan bir kelime. Tesadüf de öyle arkadaşlar. Tesadüf veya rastlantı gibi sözler de aslında yine kullanım olarak doğru değildir. Bunun yerine tevafuk, Allah'ın denk getirmesi meselesi şeklinde olayı yorumlamak çok daha tevhididir, hikmetlidir arkadaşlar. Bu bağlamda sizden ricam bu kelimelere de özen göstermenizdir aynı zamanda. Çünkü doğru kelimeyi seçmek çok çok önemlidir arkadaşlar. Kelime deyip geçmeyin. Bir kelime, bir harf birçok hikmeti açmakta. Zaten Instagram hesabımızda İslam Astrolojisi bölümünde dikkat ederseniz Kalem suresi ve diğer birçok surelerle ilgili Elif, Lam, Mim veya Nun'la ilgili açıklamalarımızda göreceksiniz ki bir harfin bile ne kadar büyük anlamları olabilmekte. Dolayısıyla arkadaşlar Vedik astrolojisine verdiğiniz paranız da aynı zamanda harcadığınız enerji de o astrolojiden beklediğiniz medet aynı zamanda hele bir de onların verdiği mantraları da yapıyorsanız yani ciddi manada iman tazelemesi gerekebilir. Astrolojiden bazı erkekler hani Müslüman erkekler nefret ediyorlar. Bunun nedeni işte bundan kaynaklanıyor. Çünkü arkadaşlar astrolojiden nefret ettikleri için de bütün astrolojileri öyle zannediyorlar, fal zannediyorlar ve bunun üzerine de sıkıntı başlıyor maalesef ve böylece sorunlar silsilesi yürüyüp gidiyor. O yüzden de yani birçok kadın normal astrolojiyle bile uğraşırken eşini astroloji konusunda ikna etmekte zorlanıyorlar. Ve bütün astroloji çeşitlerine karşı bilmeden de karşı çıkıyorlar. Astrolojiyle ilgilenen kişiler olandan hani bayanların eşleri de. Dolayısıyla arkadaşlar doğru astroloji bilgisi verilmesi son derece önemli. O yüzden de size de sizden tavsiyem 4000'den fazla paylaşım yapmış olduğumuz Instagram sayfamızda bir sürü bilgi bulunmakta. Bu bilgiler aslında dikkatle okursanız puzzle'ın parçalarını bir araya getirmenize zaten yardımcı olur. Puzzle'ın parçalarını daha hızlı ve daha etkili bir şekilde bir araya getirdiğimiz yerlerden biri de hem kitaplarımız hem de derslerimiz. Elbette kitaplarımızda önemli hususlar, önemli konular yazmakta. Ama aynı zamanda derslerimizde de bu hikmetlerin derinliklerini de açıklamaktayız. Derslerimize Amerika Birleşik Devletleri'nden tutun da ta Avustralya'ya kadar, Almanya'dan Orta Doğu'daki ülkelere kadar birçok ülkeden insanlar katılıyorlar arkadaşlar. Ve sayfamızın takipçileri de hakeza dünyanın çeşitli yerlerinden insanlar. Bu insanlar Allah'a şükür güzel dönüşler yapıyorlar ve aynı zamanda takip eden videolarımız, İngilizce videolarımız da var. İnşallah nasip olursa İngilizce videoları da yapacağım ben. Bunlar çünkü başka ülkelerdeki Müslümanlar tarafından dinleniyorlar, izleniyorlar. Ve Allah'a şükürler olsun Hindistan'dan bile dönüşler var. Ve orada mesela bize yazdıkları şu Hint Müslümanlarının Vedik yüzünden inancımı kaybediyordum neredeyse ya da kaybettim diyenler de var. Ama İslam astrolojisinde merkeze Kabe'yi alarak sizin anlatımlarınız tekrar İslam'a dönüş yapmamı sağladı. Allah'a şükürler olsun deyip teşekkür eden yüzünü dahi görmediğim bir sürü insan var arkadaşlar. Zaten Afrika'da yayın yapan NTR TV kanalında da Faith and Astrology, Discover Turkey, Discover World, aynı zamanda Unknown History programlarımız da Afrika'da
Allah'a şükürler olsun ki severek 40 ülkede izlenmekte. Dolayısıyla da Afrika'nın emperyalizme karşı güçlenmesi ve ayakta durabilmesi, doğru İslami anlayış, doğru tarih anlayışı ve bilinçlenmesiyle tekrar özgüvenlerini toparlayarak bir kalkış, bir yükseliş yaşayabilmesi elbette emperyalistlerin hoşlarına gitmiyor. Başta Fransa'nın arkadaşlar. Çünkü yapılan programlarda herhangi bir ülke hedefi konmadığı halde Afrika ülkelerinin Türkiye ile ilişkilerinde sömürme hedefinde olmayan Türkiye'nin arkadaşlar Afrika'daki varlığının devam etmesi için de bu programlar çok önemli. Dolayısıyla da NTR kanalını ve İngilizce programlarını, Fate and Astrology programımızı, Unknown History ve aynı zamanda Discover World, Discover Turkey programlarımızı izlemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Ben programın adını Discover Turkey yapmayacağım inşallah bundan sonra. Kanalla görüşüp Discover Türkiye ya da Discover Turkland diye Turkland da arkadaşlar nasıl ki Holland, Poland, Finland gibi sonu Land'la bitiyor, Land'la bitiyor. Doğru Türkiye söylenmesi aslında İngilizce'de Turkland'dır arkadaşlar. Ireland gibi, Scotland gibi, England gibi sonunda Land diye bitmesi gerekir. Turkland diye. İnşallah bunu devlet kademesi de bundan sonra bu şekilde kabul ederler. Ben aslında bununla ilgili hani kafamda 1990 yılında bile düşüncem vardı. Çünkü Turkey kelimesi maalesef iyi bir kelime değil İngilizce'de. Hindi anlamına geliyor. Ve dolayısıyla da bu kelimenin yeri değiştirilmesi doğru bir karar olmuş devlet tarafından. Ama benim tavsiyem Republic of Turkland şeklinde yapılması çok daha iyi olacaktır. İnşallah biz de programımızı ya Discover Turkland ya Discover Türkiye diye söyleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar tasavvufi astrolojiye gelince ledün ilmiyle uğraşanlar bu konuya da kafayı yormuşlar. Ben ledün ilmiyle uğraşmadım açıkça söylemek gerekirse. Fakat bulduklarım ona yakın şeyler. Ve dolayısıyla da dönüp bana bu konuda soru sormaları da arkadaşlar normaldi. Çünkü Kabe'nin köşelerini onlar da zamanında doğu köşesi mağfiret, kuzey köşesine şeriat, batı köşesine tarikat, güney köşesine de hakikat diye söylemişler. Bu dört tane unsuru Kabe'nin etrafına koymalarına da şaşmamak gerekir. Fakat niye koydular bunları diye düşündüğümüzde kendilerine göre bir gerekçe yapmışlar. Fakat benim kendi yapmış olduğum açıklamalara da aslında uygun düşüyor bu. Neden diyeceksiniz? Sadece bir köşesini söyleyeyim. Tasavvufun Kabe'nin kuzey tarafında arkadaşlar şeriat ismini koymaları doğru bir yerdir. Oraya koyması doğrudur şeriatı. Peki neden? Çünkü arkadaşlar Kabe'nin kuzeyinde Medine vardır. Medine şeriatın ilk uygulandığı şehirdir. Aslında insanı kendine çağıran bir şehirdir. Şeriat deyince el, kol, bacak kesme şeklinde algılanıyor. Kesinlikle arkadaşlar bu şekilde uygulanmıyor Peygamber Efendimiz'in döneminde. Elbette bir caydırıcılık var, elbette ceza sistemi var. Ama bu caydırıcılıkta hani işte kol, kafa kopartma şeklinde değil arkadaşlar. Şeriat mana olarak arkadaşlar aslında tek şekilde söylendiğinde şeriyadır. Şeriya arkadaşlar mana olarak üzerinde kurallar bulunan yol demektir. Peygamber Efendimizin yürüdüğü hicret yolu Mekke'den kuzeye doğru Medine'ye yapmış olduğu bu yolculuk hicret. Aynı zamanda tarihin başlangıcı Peygamber Efendimizin de arkadaşlar yani Allah'ın yapma dediğiyle yapabilirsin dediği trafik işaretlerine uyarak yani Allah'ın koyduğu kurallara uyarak yürüdüğü yoldur. Ve arkadaşlar
Şeria kelimesi cadde anlamına gelir ki bunun antik Yunancasının sırat olduğunu belirtmiştim daha önce. Sırat'ın Hollandacasının straat, İngilizcesinin street, Almancasının straße, Latincesinin strada olduğunu 12 sene önce televizyonlarda zaten söylemiştim ve bunlar bugün yavaş yavaş Allah'a şükür yayılmaya başlandı. Daha da iyi anlaşılmaya başlandı daha doğrusu. O yüzden arkadaşlar cadde şehirde bulunur. Şehir Arapça'da Medine demektir. Dolayısıyla da Medine bir medeniyetin şehridir. Bir medeniyet oluşturmak için de caddeye ihtiyacınız var. Caddenin üzerinde arkadaşlar cami de bulunur, alışveriş yeri de bulunur. Aynı zamanda işte okulda, mektepte bulunur. Peygamber Efendimiz Medine'de oluşturduğu bu şehre eski adı Yesrib'ti. Bir hane gibi anlamları var. İyi bir anlamı yok Yesrib'in. Bu şehrin adını arkadaşlar şehir anlamına gelen Medine ismini koyması son derece bizim açımızdan düşündürücü olması lazım. İyi manada. Çünkü bu şehre medeniyetin, İslam medeniyetinin kalesi diyebiliriz arkadaşlar. İslam medeniyetinin kıblesi Mekke'dir ama kalesi Medine'dir. Ve dolayısıyla bu şehir kuzeyde kurulmuş ve Peygamber Efendimiz de bu caddenin kenarına o unsurları ekleyerek camide hem ibadet hem hem sosyal sorunların çözüldüğü yer hem de arkadaşlar istişare alanı oluşturmuştur. Cami aynı zamanda bir meclis görevi görüyordu o dönemde şehirde. Aynı caddenin üzerinde biraz daha gittiğinizde alışveriş merkezi de oluşturdu. Ve o alışveriş merkezinde Müslümanlar alışverişlerini yapabildiler. Böylece hem istişareler hem ticari gelişmeler yan yana yürüdü. Aynı zamanda zaten Darüssuffa arkadaşlar, Suffa Mektebi ki Darül Erkam'ın Medine'deki versiyonudur. Mekke'deki versiyonudur. Mekke'de Erkam'ın evi vardı, Darül Erkam. Mekke'den Müslümanlar Mekke'de Darül Erkam'da ilkokul, ortaokul ve lise diplomasını aldılar. Ama Darüssuffa'da Medine'de arkadaşlar üniversite diplomasını aldılar ve yüksek lisans dönemine geçtiler. Doktoralarına geçtiler, profesörlük dönemine geçtiler yavaş yavaş. Bu süreçleme Kur'an-ı Kerim'in iniş sırasıyla oldu arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in iniş sırası Mekke'den başlayan yolculuğun Medine'ye kadar hicret sıralaması, Peygamber Efendimiz'in hayatının sıralaması, siyerin sıralaması, aynı zamanda arkadaşlar sıratın, caddenin, yolun, kurallı yolun sıralamasıdır. Peki soru şu, Müslümanlar Medine'ye geldiklerinde ve Medine'de bulunduklarından andan itibaren Kur'an-ı Kerim sureleri Nasr suresiyle bittikten sonra ki tamamlamayı ifade eder, tamlanmayı ifade eder Nasr suresi düşünmeyi de çağrıştırıyor insanda. Artık o sure geldiği zaman Allah'ın yardımı ile ilgili ve aynı zamanda zaferin kesin bir şekilde devrimin gerçekleşmesi Müslümanlar buradan artık Peygamber Efendimizin görevinin tamamlandığını düşündüler, anladılar. Bir anlamda gökten vahiyinin artık gelmeyeceğini bilmeleri, yıllardan beri alıştıkları vahyin artık kesileceğini anlayan bilge sahabeler hüzünlendiler Nasır'dan sonra ki Peygamber Efendimizin de görevini yaptıktan sonra aramızdan ayrılacağını düşündüklerinden dolayı üzüldüler tabii ki. Dolayısıyla arkadaşlar Medine'de bir devrim gerçekleşti, tamamlandı. Aynı zamanda bu devrim tekrar gerisin geriye Mekke'ye doğru yürüdü ve bir devrimi tamamladı. Yani Peygamber Efendimiz'in Mekke'den Medine'ye yürümesi hicret yolu aynı şekilde tekrar Mekke'ye doğru devrim şeklinde gerçekleşti. Şimdi burada bir durum daha var arkadaşlar. Az önce söylediğim gibi ben eski bir komünist, eski bir ateist olarak devrimsel süreçleme ve devrim ahlakına kafayı yormuş bir insanım.
Dolayısıyla da komünizmin özellikle devrimsel süreçlemede aileyi, ahlakı veya devrim ahlakını geri plana atmasını kendime yediremezdim. Yediremiyorum da. Zaten bu konuda bazı filmler de var, kitaplar da var. Okursanız ne demek istediğimi anlarsınız. Mesela Sovyet devriminde arkadaşlar hedefe ulaşmak için her yol mübahtı. Devrim ahlaksızlığı vardı burada. Çünkü arkadaşlar hedefe ulaşmak için suikastler, terörler, can alma, yani masum insanları bile öldürmeniz önemsiz sayılabiliyordu, masumları bile. Mesela komünizm şeyi kapitalizmde de zenginleşme adına hedefe ulaşmak için ne yaparsan yap mübahtır anlayışı var. Yani helalle haram kazanç arasında bir sınır yok. Kazan da nasıl kazanırsan kazan. Kapitalist devlet anlayışında da önemli olan şey vergiyi almaktır. Bir insanın helal mi kazandığı, haram mı kazandığına çok fazla kafa yormaz kapitalist devlet anlayışı arkadaşlar. Dolayısıyla da önemli olan gelsin de nasıl gelirse gelsin mantığı ve düşüncesi üzerinden gider. Peki İslam devrim anlayışı nedir arkadaşlar? Burada çok şaşıracağınız bir şey var. İslam devrim anlayışı arkadaşlar ahlaklıdır. Masum insanları öyle katletmez, terörize etmez, tetiş işlerine girmez. Ondan sonra gidip de en ufak bir şeyde hani bir insanın kafasını uçurmaz. Bugünkü İslami diye adlarına konulan terör örgütleri diye söylenenlerin çoğu aslında arkadaşlar Batılıların bir piyonudurlar ve onların besleyip büyüttükleri adamlardır çoğu. Bir örnek verecek olursak, mesela Nijerya'da ve Somali'deki maalesef terör örgütleri son derece kötü şeyler yapmaktadır ve bunların komandaları Batılı ülkelerin elindedir arkadaşlar. Mesela 9 yaşında bir kızla Nijerya'da evleniyorlar sünnet diye. Düşünün ya. Nijerya'dan bir Hristiyan benim televizyon programlarımı izlemiş. Ayhan Bey diyor, sizin anlattığınız televizyon programlarındaki İslam ve aynı zamanda burada yaşanılan arasında çok dağlar kadar fark var diyor. Biz hangisine inanacağız diye söylüyor. Bana bunu Nijerya'dan, üstelik de telefon çok pahalı olmasına rağmen telefonla arayıp söyleyen bir Nijeryalı Hristiyanla karşılaştım. Ama bizim görevimiz arkadaşlar işin doğrusunu yapabilmek, yazabilmek elimizden geldiği kadar. Bu uğurda canımız da elimizden gidebilir. Terör örgütlerinin hedefi de olabiliriz. Ama bizler birer gönül Türk'ü olarak arkadaşlar ölümden veya şundan bundan korkacak insanlar değiliz. Korkmayız da. Doğru neyse onu söylemek, yazmak durumundayız. Zaten İslam astrolojisini ilk yazdığımızda bize sosyal medya üzerinden, o zamanlarda çok güçlüydü DAEŞ Türkiye'de, yüz buluyorlardı maalesef Suriye'deki savaştan dolayı ve onlar bu şeyde tehdit ettiler bizi. İşte boğazını keseriz bilmem ne şu bu. Allah'a şükürler olsun ki zaman içerisinde birçok temizlenme durumları ortaya çıktı ve bu tür şeylerden, unsurlardan Türkiye yavaş yavaş temizlenmeye başladı. Ama DAEŞ de dahil birçok terör örgütleri arkadaşlar, inanın bana Batılı ülkelerin kumandasında yürüyen, aynı zamanda insanları İslam'dan nefret ettirmek için kurulmuş örgütlerdir. Bunlar zamanında işte şeye benziyorlar, bu Haşhaşi, Selçuklu İmparatorluğu'nun başına bela olanlar gibi arkadaşlar, bunlara benziyorlar. Devlet başkanlarına bile suikast düzenleyebiliyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar biz cesur olmamız gerekiyordu İslam astrolojisini yazarken her şekilde işin en doğrusunu aktarabilmemiz açısından. Ve biz de cesurca davrandık, yazdık elimizden geldiği kadar. Dolayısıyla arkadaşlar araştırma yaparken sizler de bir gün bir şeyin doğrusunu söylemek durumunda kalırsanız bu Allah'ın ayetlerinde olan bir şeydir. Bir işin doğrusunu söylemiyorsak o zaman dilsiz şeytan konumunda kalabiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla özellikle içinizden araştırmacı olan, beni takip eden,
Araştırmak ve daha ileriye gitmek isteyen arkadaşlara sesleniyorum. Lütfen cesur olun. Lütfen daha cesur olun. Cesaret deha kadar önemlidir. Çünkü korkak dehalık bir işe yaramaz arkadaşlar. Cesaret çok önemlidir. Çünkü şehitlik bazen arkadaşlar savaşta ülkenizi savunurken ya da haksızlığa karşı bir mücadele verirken olabildiği gibi eğer bulduğunuz doğruları Rabbimiz en doğrusunu buldu, biliyor. Rabbimiz en doğrusunu biliyor. Biz sadece bulduklarımız bir tefekkürdür diyerek kendi düşüncelerinizi düşünsel bazda ortaya koyduğunuz anda eğer yine bu yolda ölür ya da öldürülürseniz şehit konumuna gelebilirsiniz. Çünkü alim olmak cesaret isteyen bir konudur ve doğru bildiğin yolda yürümeyle alakalı konudur. Yanlış anlamayın, ben kendime alim falan demiyorum. Onu Rabbim bilir ne olup olmadığımı. Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Bizler kendimiz elimizden geldiği kadar şeytanın sağdan yanaşmasına karşı bilgimizi ve öğrendiklerimizi süzgeçten geçirmek zorundayız tevhidi bazda. O yüzden neye la neye illa diyeceğimiz tevhidsel bazda olan bir konudur ve yolun sol tarafındaki işaretler la'dır, sağ tarafındaki işaretler illa'dır. Haramlar ve helaller bellidir arkadaşlar. Dolayısıyla da adaletin süzgecinden, tevhidin süzgecinden geçirerek yoldan yürümemiz gerekiyor. Bu fikirsel anlamda okuduklarınızda da böyledir. Dolayısıyla bir şeyin doğru veya yanlış olduğunu bulmanızda size en önemli yardımcı olacak unsur bilginizin doğruluğunu ölçmenize yarayacak doğru ölçü adalet ve etiklik duygusudur arkadaşlar. Ve bilgide ve adalet konusunda etiklik duygularıyla yürüdüğünüzde daha rahat bulabilirsiniz birçok şeyi. Neden? Çünkü bilimsel bilgi deneyseldir arkadaşlar. Bilim deney yapar, onun sonucuna göre de sonuçlarına göre de hüküm üretir bilim dediğimiz, ilim dediğimiz konu. Ama ilim dediğimiz konu biraz daha geniştir. Çünkü bilimde daha çok salt matematiksel veya sol beyinle ilgili konular varken genelde ama ilim dediğimizde sağ beyinle ilgili konularda girer. Psikoloji bir ilimdir. Astroloji bir ilimdir arkadaşlar. Mesela tefsir bir ilimdir. Siyer bir ilimdir arkadaşlar. Esmalar bir ilimdir. Bu ilimlerin tamamını sol beynin lasıyla, sağ beynin illasıyla birleştirerek bilimle ilimi birbiriyle barıştırarak yürümek en büyük görevlerimizden biridir arkadaşlar. Bunu yapabildiğimiz oranda çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim'i tekmelemesinin önüne geçebiliriz. Ve sözüme son vermeden önce arkadaşlar Kabe'nin kuzeyi Şeria derken sıratı ifade eder. Peygamber Efendimizin hicretini, yürüyüşünü ifade eder. Şehirdeki caddeyi, Kur'an medeniyetini ifade eder. Sırattır arkadaşlar. Sırat ahirette bize öğretildiği ve sanıldığı gibi kesinlikle bir köprü değildir. O bu dünyadan trafik işaretlerine bakarak sol taraftaki la, sağ taraftaki illa ile medeniyet caddemizin üzerinden Medine şehri üzerinden yürüyüş yolumuzdur arkadaşlar. Bunu 12 sene önce kitaplarımda belirttiğim gibi şimdi bir kez daha size hatırlattım. En güzel olan Rabbimize emanet olun arkadaşlar. İşiniz gücünüz rast gelsin diyerek sözüme son verdim burada. Kendinize iyi bakın. Lütfen Kur'an-ı Kerim'in oku emrine uyalım. Oku deyince sadece kitabı okumak değil, hayatı okumak, düşünceleri okumak, fikirleri okumak, anlamak, anlamaya çalışmak olarak görmeliyiz. Lütfen özellikle bu kanalımıza abone olun ve orada Fatiha'nın ilkeleri konusu da dahil olmak üzere konuştuğumuz konuları lütfen irdeleyin, düşünün. İngilizce videolarımızı da İngilizce bilen etrafınızdaki işte Almanya'da yaşıyorsanız Almanlara, Hollanda'da yaşıyorsanız Hollandalılara, Norveç'te yaşıyorsanız Norveçlilere yollayın lütfen videolarımızı ki düşünce dünyamızın
İslam'ın bir barış dini olduğunu, bir huzur dini olduğunu, astrolojik bakış açısının da bu bağlamda gittiğini deklare edebilelim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum. İşiniz gücünüz rast gelsin. Maşallah.